Evet arkadaşlar selam. Uzun zamandır video yapmadık. Kusura bakmayın. Benim de bir özel hayatım var. Çalışıyorum. Çoluk çocuk işte. Ve ayrıca size birkaç konuyu netleşmesi için doğrusu beklemek zorunda kaldım. Size bilmiyorum videoyu takip edenler bilir. Yani artık ben demiştim demekten bıktım yani. Yani gerçekten ama şimdi çok kişi takip etmediği için yeni gelenler olursa bakarsa videoya o yüzden diyorum yani onlara baksınlar diye yani burada atıp tutmadığımızı görsünler. Arkadaşlar bundan 4-5 video önce benim artık 3 video önce mi, ben de bilmiyorum artık yani. Ben demiştim Beşiktaş 30 yaşının altında bir oyuncuyla kesin anlaştı diye fakat yedekte tutuluyor diye. Yani o %100 gelecekti ama bizimkiler Diego Costa'yı beklediler. Bilmiyorum video hangisi tam bilmiyorum ama 2-3 video önceki olması lazım. Bakın onu orada da göreceksiniz zaten. Yani o oyuncu da zaten Batshuayi'ydi. Yalnız dediğim gibi isim isim söyleyemezdim arkadaşlar. Çünkü yani şöyle bir ortam ki birincisi verilmiş bir sözü insan tutması lazım. Ben de yani beni bilen biri ben bir şeyi eğer bana gizli olarak söylenirse ben gidip onu gidip söylemem kimseye. İkincisi oyuncuların fiyatı artıyor arkadaşlar. Şöyle artıyor. Basına düşüyor. Basından da ne bileyim hani Galatasaray giriyor işin arasına, Fener giriyor. Yok başka takım giriyor biliyor musunuz? Yani o problem bir de o yani. Maalesef bizimkiler birbirlerine oyuncularına baktığı için görüyorsun uçuk uçuk fiyatlar çıkıyor ortaya. Yani Beşiktaş bundan 1,5 ay önce falan anlaşmıştı zaten Batshuayi yani. Bayağıdır görüşülüyor. Fakat Sergen hocamız baştan çok çok yani böyle tanınmış bir forvet istedi. Yani şöyle Diego Costa mesela o tanıma uyuyordu. Onu çok istedi. Yani Sergen kendisi istemedi. Sergen daha çok De Jong, Luke De Jong'u istedi ama bizim başkan daha çok Diego Costa'yı istedi. Yani tecrübesinden dolayı. Çünkü bizim başkanın hedefi gruplardan çıkmak yani Şampiyonlar Ligi'nde. Tabi Sergen hocamız hepimizin hedefi o ama üçüncülük bile iyidir yani. Ben size açık söyleyeyim. Var o zaman Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz. Yani işin özü arkadaşlar Sergen hocamız bu olaydan çok memnun. Şöyle memnun. Şu Batshuayi zaten istiyordu Sergen hocamız. Ama birinci olarak değil, ikinci, üçüncü sıradaydı Batshuayi. Ama yönetim de onu garantiye almıştı zaten. Yani gerçekten inanılmaz şu Abubakar'ın gideceği belli olduğu zamandan beri yönetim onu yedekte tuttu yani. O zaten çoktan da ilgilenilen bir oyuncu. Ve şu anlık kiralık geliyor arkadaşlar. Batshuayi'nin sözleşmesi hatta bitiyordu bir dahaki sene sonunda. Fakat Chelsea tabii bu işten yani bedavaya vermiş gibi olacak. Yani şimdi kiralık verirse Beşiktaş'a. O yüzden şöyle bir çözüm ürettiler. Batshuayi'nin sözleşmesi bildiğim kadarıyla bir sene daha uzatılacak Chelsea'de. Yani 2023'ün ortasına kadar. Beşiktaş'tan 2022'nin ortasına geri dönecek. Fakat satın yani kesin satın alma opsiyonu yok. Yalnız bir satın alma opsiyonu olacak mı onu gerçekten bilmiyorum. Tek bildiğim eğer tekrar kiralama durumu olursa Chelsea'nin onu ilk önceliği Beşiktaş'a verecekler. Eğer Batshuayi'de Beşiktaş'a kalmak isterse arkadaşlar. İkinci alternatif de bu pardon alternatif diyorum yani ben de işten geldim kusura bakmayın. İkinci olay da şu stoper meselesi. Bilmiyorum onu da demiştim yani bakabilirsiniz. Godin kesinlikle olmuyor. Ben bunu hatta medyada yazıyor da hep böyle Godin Beşiktaş'a geliyor %60, %70, %90 falan derken ben size dedim Godin kesinlikle gelmiyor Beşiktaş'a. O çünkü yani medyanın diyor Sergen Hoca istiyor falan da arkadaşlar öyle değil. Yani Sergen hocamız yaşından dolayı yani çok yani nasıl diyeyim yani 35 yaşında Sergen Hoca yani pek şey değil. Yani çok çok yaşlı bir stoper istemiyor yani hızından dolayı falan. Orada bir de çok beğeniyor. Wellington da iyi bence. Yani o fiyata o aldığı nasıl diyeyim aldığı performans çok iyi bence yani Wellington'da. Yani diyebilirsin şimdi neresiydi ama yani hakikaten onun geldiği parayı düşünün bedavaya geldi. Aldığı parayı düşünün gerçekten yani bence iyi yani iyi idare etti orayı. Yönetimin düşündüğü yerli stoper arkadaşlar. Yani ben o size söyledim şimdi yönetim esasında kesinlikle yabancı stoper istemiyor. Bu yabancı konudan dolayı maalesef. Ve bu
Son bir dakika gelişmesi oldu arkadaşlar. Marcelo, eski futbolcumuz Marcelo Guedes, Lyon'dan sözleşmesini ya feshetti ya da feshedecek. Onu bildirdiler. Ve Beşiktaş'a gelme durumu var arkadaşlar. Bu çok ciddi bir istihbarat. Yani Beşiktaş'a gerçekten gelme durumu var. Gelirse de şaşırmayın. Çünkü Laiç'in de biliyorsunuz sözleşmesini feshedecekler. Daha doğrusu o yanaşmadığı için kadro dışı bıraktılar. TFF'ye verilen listeye girmiyor. Yani yabancı konusunda yani şöyle bir durum görünüyor. Ya stoper alacağız ya da orta saha bir oyuncu alacağız. O Çin'de oynayan Fernando vardı. Lucas. Onunla ilgileniliyor. O da şu durumdan Josef biliyorsunuz arkadaşlar. Josef de Souza Teixeira'nın transferinde aracı oldu. O Lucas'la da arası çok iyi Josef'in. Çünkü size nasıl diyeyim yani bu Josef Brezilya'da yani bunlar çok inançlı Hristiyanlar arkadaşlar. Ve Josef de yani kötü anlamda değil mi? Sakın yanlış anlamayın ama tarikat lideri gibi yani. Öyle bir şey orada onların arasında. O hatta Teixeira'yla o Lucas da oraya ait bir oyuncu yani onlara ait. O tarikata ait yani mensupları. O yüzden yani paraya pula pek fazla bakmıyorlar yani. O yoksa parayı tercih etse başka yere gitme imkanları vardı. Ama Beşiktaş yönetimi şu anda Lucas'ı kenarda tutuyor arkadaşlar. Tam olarak o Fernando'yu yani Lucas Fernando'yu alma işi yok. Şöyle yok çünkü bilmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar 1997 sonrası doğmuş bir oyuncu yabancı oyuncunun kadroda olma zorunluluğu var bir de. O yüzden yönetim Hasic biliyorsunuz sakat. O dondurulacak onun sözleşmesi. O yüzden yani doğum tarihleri aklıma geldiği kadarıyla mecbur kalabilirler. Genç bir tane yabancı oyuncu bakmaya arkadaşlar. Onu da bir fırsat transferi olarak bulurlarsa. Yani kısacadan anlatmak gerekirse Batshuayi artık yani kesin bizi de biliyorsunuz onu zaten gördünüz. Stoper Godin kesinlikle gelmiyor arkadaşlar. O da garanti. Hatta Nainggolan için de demiştim ben size o da olmayacak diye. Bu yani şu anda en mantıklı gelen bana stoperde Kaan Ayhan arkadaşlar. Yani Kaan Ayhan Beşiktaş'ı istiyor. Fakat Sassuolo kulübü İtalyanlar yani ona gerçekten elden çıkarırlarsa da iyi parayı çıkarmak istiyor. Bunlar zaten İtalyanlar böyledir yani. Birazcık paranın ucunu göstermek lazım. Ama şöyle bir durum da var. Ersin'in Sassuolo'ya verilip Kaan'dan takas da yapılabilir arkadaşlar. Yani işte para alınıp verilip artması olacaksa öyle bir durum da çıktı ortaya. Ama o ihtimal düşük. Yani hatta Larin'in bile verilme ihtimali var Sassuolo'ya. Ona karşın Kaan Ayhan'ın alma ihtimali var. Yani yarın bir gün bu da çıkarsa medyaya şaşırmayın. Mert Günok da geldi. Hoş geldi. Ben çok beğeniyorum kendisini Mert Günok'u. Yani kaleciliğinden öte gerçekten karakterli bir insan. Yani ben öyle insanları seviyorum açıkçası. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yakında gelişme olsa aktaracağım ben size. Görüşürüz.